Herkese merhaba, ben Zafer Akçay. Mevlüt'ün motoruna konuk oluyoruz. Ama çok geçmeden olay meydana geliyor. İnanılmaz bir olay. Hani gerçekten inanılmaz. Koskoca yol, bakın arkadan gelen hiç kimse yok. Ne oluyor, ne bitiyor da bu gerçekleşiyor? Bir daha seyredelim. İnanılır gibi değil. Mevlüt arkasına da bakıyor aynadan. Bakın burada taksici diğer şeritte, sol şeritte, ileride kırmızı ışık için sağ şeride giriyor. Ve sanki Mevlüt yokmuşçasına davranıyor. Bu nasıl olabilir? Gerçekten bakın, bomboş bir yol. Mevlüt tek başına yolda. Kırmızı ışıkta duran başka bir araba var ama Mevlüt'te de hata var, görüyorsunuz değil mi? Kıyafet yok. Bakın kolunda, bacağında, ayağında, her yerde darbeler var. Böyle olmamak lazım. Giyinmeden motora binmemek lazım. Sevgili Mevlüt, onun acısını çok çekeceksin daha uzun süre. Doku kaybı da var çünkü orada. Büyük geçmiş olsun ama giyinmeden motora binmeyin. Yani giyinmiyorsanız gerçekten binmeyin. Bu çok net söylediğim bir şey size. Olmuyor çünkü, görüyorsunuz işte. En ufak bir kazada böyle yara bere. Oysa ki Mevlüt giyinmiş olsaydı üstünü başına silkeler ve devam ederdi. Ama yani taksicinin yaptığına bir daha bakın, Allah aşkına bakın ya. Delirmemek işten değil yani. Nasıl yapılabiliyor böyle bir şey? Görünmüyoruz. Doğru. Bizi görmüyorlar. Tamam da bu kadar da mı görmüyorlar? Artık arkadan geliyor. Öndeki motoru görmüyor mu? Yoksa bilerek mi yapıyor? Neyse, videonun ilerisi yok da taksici geliyor falan, sen neredeydin ben seni görmedim gibi muhabbetler gelişiyor orada. Yani Mevlüt, büyük geçmiş olsun. İkinci olay. Emin'le birlikte İzmir'deyiz. Bakın şimdi neler olacak. Bu nasıl bir sağ geçiştir? Kaçıncı şeritten? Bak hala sağ gidiyor, oradaki çıkıştan çıkıyor. Yolcu taşıyor bu. Yolcu taşıyor. Bu kadar bilinçsizlik olabilir mi ya? Bu kadar insan hayatını hiçe saymazlık olabilir mi? Emin ne yapabilirdi? Şimdi arabalar orada fren yapıyor. Herkeste bir fren olayı var. Demek ki orada olay bir karışmış. Peki bir şeyler aramamız gerekmiyor mu? Niye fren yapıyor bu insanlar? Ve görüyoruz. Soldan daralan yol. Ne demektir? Soldaki bütün taşıtlar sağa gelecek. O zaman Emin daha uyanık olabilir miydi? Daha sağa çekilebilir miydi? Arkadan gelen dolmuşu görebilir miydi? Yani dolmuş %100 kabahatle suçlu, hiçbir şey demiyorum ama hani Emin kendini nasıl korurdu? Benim derdim bu, biliyorsunuz. Yoksa dolmuşçuya söylenecek laf bile yok. Ne söyleyeyim ben bu adamı? Diyorsunuz onları uyarın. Nesini uyarayım ben bunu? Uyarılacak bir tarafı var mı? En sol şerit, dört şerit geçiyor, en sağdan gidiyor. Hiçe sayalım. Vallahi Emin yine çok sakin bir şekilde yoluna devam ediyor çocuk. Ne yapsın? Bununla uğraşılır mı? Hale bakın Allah aşkına ya. Olacak şey değil. Bazen seyredince gerçekten sinirleniyorum. Gerçekten sinirleniyorum. İsmail'in motorunu konuk olalım. İsmail sürüyor. İleride bir karışıklık var. Bisikletli araba durmuş. Şu bu. Olaya doğru yaklaşıyor. Soldan bir araba geliyor. İsmail sürüyor ve araba İsmail'in üzerine çıkıyor. Resmen İsmail'in üzerine çıkıyor. İsmail çok sinirleniyor, saydırıyor arkasından. Dolmuş yakın geçiyor, onu da saydırıyor. Çünkü yani artık ölümle burun buruna geliyor orada. Ölümle burun buruna geliyor. O kadar fütursuzca, o kadar umursamazca davranıyor ki araç sürücüleri. İsmail'in yaptığı hata burada, belki o adamla gidip konuşması. Konuşma, niye konuşuyorsun ki? Ne gerek var yani konuşmaya? Konuşunca ne oldu? O tamam, her şey güllük gülistanlık mı oldu İsmail? Hiç gerek yok. O da işte elinde telefonla bilmem ne, seninle ilgilenmiyor zaten. Sen kendini koruyacaksın. Başkaları hata yapacak, sen kendini koruyacaksın. Buradaki bütün konuşmalar ve uyarılar boşa. Net olarak söyleyeyim ben size. Gerçekten boşa. Şimdi burada gidiyorsun, bak yani seyredelim İsmail neler yapabilirdin. Sağda araba durmuş, solluyorsun, güzel. Ondan sonra soldaki arabayı görüyor muyuz? Siyah araba, siyah minibüs, oradan çıkıyor mu? O zaman sağa. Hemen sağa geçeceğiz, kurtaracağız. Çünkü bak o seninle ilgilenmiyor. O elinde telefon var. Telefon var, telefonla ilgileniyor. Adres mi bakıyor, biriyle mi yazışıyor, ne yapıyor? Yani dünya böyle artık. Bunlara alışacağız. O yüzden kendimizi kollayacağız. Hemen ne yapacağız? Sağa. Buradan arkadan, ondan sonra saydırma. Ben çok buna gülüyorum. Burada da saydırıyor. Orada da saydırıyor. Yani yapılacak bir şey yok. Ne yapalım? Böyle bir trafikte gidiyoruz. Yani bunların hepsini göze alacağız ve kendimizi kollayacağız. Sağdan gitse İsmail hiçbir şey olmayacak belki işte. Ama gitmiyor. Ondan sonra da ona buna kızıyor.
Tamam kızalım da kendimizi koruyalım önce ne olur. Kendimizi koruyalım. Tek derdim bu benim. Ve şimdi Ertuğrul'a konuk oluyoruz. İzmir'de çok da iyi bildiğim yer. Konak Altgeçidi'nden çıktıktan sonra Karataş'a doğru giderken yan tarafa doğru ayrılan bir yol var. Ertuğrul o yolun hizasında yalnız. Bir gariplik var burada. Hop araba hiç bana mısın diyor ve geçiyor. Direkt sağa geçiyor gördünüz değil mi? Bir daha seyredelim. Bakın tamam şimdi Ertuğrul doğru yerde mi gidiyor? Hayır. Bence doğru yerde gitmiyor. Bir sol şeritte olması lazım. Çünkü neden? Bakın kırmızıyla çizdiğim şerit sağdaki çıkışın şeridi. Oradan gidersen konağa dönersin geri. Yeşil taraftan gidersen de Karataş'a doğru işte Göztepe'ye doğru ilerlersin. Ertuğrul'un yeri yanlış. Ama diğeri daha da yanlış. O da yeşilden gelip kırmızı çizgiye kırıyor ve orada bir motosiklet varken yapıyor bu işi. Şu araç sürücüsünden bahsediyorum. Ya hiç mi canın önemi yok? Bu kadar nasıl fütursuzca davranabiliyoruz? Anlamak mümkün değil. Bakın gidiyor. Tamam Ertuğrul burada orta şeride geçmeliydi belki. Geçemedi olabilir. Ama arabanın şunu yapması gerekiyor mu?